Şöyle, ben Nagihan Alçı bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Yazının ben başlığını söyleyeyim. Hani yazıyı okumayanlar için de hani konuyla ilgili senin düşüncelerini alacağım. Dedin ki bravo Devlet Bahçeli, vicdanlı davrandınız dedin. Evet. Neden? Sayın Bahçeli bu yazım üzerine dün beni aradı da bugün de onun üzerine yazdım. Şimdi ben yeniden yargılansın yargılanmasın meselenin bu olmadığını düşünüyorum. Şimdi öncelikle Sayın Bahçeli çok vicdanlı bir çıkış yaptı. 4,5 yıldır hiç kimsenin adını zikretmediği ve çok ciddi sağlık sorunları olan bir insanı kamuoyuna bir kere mağduriyetini hatırlattı. Yani şuna bakmak lazım. Mümtazer Türköneli ben zamanında en sert şekilde karşı çıkıp 17-25 Aralık sürecinden sonra yazdığı yazılar dolayısıyla kalem kavgası vermiş. Yazdıklarını fevkalade yanlış bulmuş. Yanlış yerde durduğunu sıklıkla hatırlatmış bir gazeteci olarak söylüyorum ki bu intikam, bu hırs, bu daha beter olsun, cezaevinde çürüsünler mantığı hepimize zarar. Hangi kesimden olursa olsun. Biraz önce İlyas Bey hatırlattı. Mümtazer Türkön'e özellikle Devlet Bey'in çıkışı şu açıdan kıymetlidir. Zaten Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye çok sert çıkışlar yapmış bir isimdir. Evet. Yani buna rağmen bir insanın hakkını, hukukunu koruma, bu çapraz dokunuşlara ihtiyaç var Türkiye'de. Bakın yani Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, o dönemde yargılananlar vardı birlikte, Şahin Alpay, bunların hepsi bugün doğru bir şekilde tutuklu değiller artık. Şöyle cezaevinde değiller. Yine sen deyim yazında, keşke şu tutsaklık kısır döngüsü bitse, bugün bana yarın sana anlayışı sona erebilse gibi bir cümle evet. var aslında. Yani ben... Ve bu cümleyle başlıyor. Yani peki bir şey söyleyeceğim, hani orada keşke kelimesi önemli. Yani siyasi engeller ya da hukuki engeller mi var? Varsa o zaman biraz altyazı verir. Elbette var. Bir kere toplumsal olarak bir karşı taraftansa beter olsun, çürüsün mantığı. Evet, bakın ben yani Enis Berberoğlu'na yani. Da karşı çıkıyorum. Enis Berberoğlu tutukluyken de defalarca yazı yazdım. Osman Kavala'yla ilgili de yazılar yazdım. Mümtazer Türköne bence sağcı olduğu için bir şekilde kimse ona sahip evet. çıkmadı. Onun mesela için Devlet Bey'in çıkışını evet. çok kıymetli buluyorum. Mesele bu aslında. Yani bir taraftan değilsen. Bakın Naci Bostancı en yakın yani. Arkadaşlarından biri. En yakın dostu üniversiteden. Ben daha önce bunu da yazmıştım. Kendisinden AK Parti'nin çok önemli ismi, grup başkanı. Bir çıkış beklerdim. Ondan beklediğim çıkış Sayın Bahçeli'den geldi. Peki. Bakın buna karşı hala geleceğim. Siyasi hesaplarla şimdi, görüyorum inanılmaz bir şekilde işte çürüsün tamam, cezaevinde tamam, çıkmasın tamam. gibi yaklaşımlar tamam, yazının var. Yazının başı bu buydu ve Sayın Bahçeli seni aradığı için o yüzden böyle, ama geleceğim yine bir